Bugün yine ilişkilerle konuşacağız. Doğru ilişki konuşacağız. Sizce doğru ilişki var mıdır? Vardır. Nasıl olduğunu anlarız doğru ilişkinin? Doğru ilişki demeyiz, nasıl anlarız? Evet. Yani şimdi hani iyi, kötü, doğru, yanlış bizim mesleki olarak çok bayılmadığımız tarifler biliyorsun ki Ceren. Ne kadar ortaya konuşursak o kadar daha rahat hissettiğimiz bir alandır ruhsal alem. Şöyle düşünüyorum tabii, yine biraz ortaya pas fakat hayatın farklı demleri için farklı ihtiyaçlarımız var bizim. Yani ben ilişkinin bir ihtiyaç karşılama müessesesi olduğunu düşünüyorum. Bu duygusal, sosyal, bedensel, finansal, üretkenlik, doğurganlık, hani hayatımızın değişen demleriyle ilgili bizim bir kere bir önceliklerimiz var. Bunları iyi fark etmemiz gerekiyor. Doğru zaman ve doğru meçlerin olması demek bu. Bu şu demek, mesela hayatımın bu deminde benim için doğru ilişki tarifiyle muhtemelen 30 yıl önceki tarif çok aynı olmayabilir. 30 yıl içinde evrildiği için aynı olmayabilir. Ben daha fazla bağımsızlaştığımda bireyselleştiğim için aynı olmayabilir. Yaşadığım ilişkilerden öğrendiklerim sebebiyle aynı olmayabilir. Ama insanın hayatının doğru ilişki diye tariflenebilecek ilişki alanları var. Fakat bir doğru her vaktin doğrusu olmayabilir. Bu önemli bir. Bir de yanlış ilişki diye bir şey zaten var. Yani hani bir şeyi kontrasıyla da değerlendirdiğin vakit daha marazlarını besleyen ilişkiler var. Yani bağımlılığa daha yatkın olan birinin mütemadiyen daha narsistik yapılanması olan insanlara doğru gidişi. Bu yanlış ilişki. Bu hep aynı yerden, yanlış kanaldan, içeriden değil dışarıdan bir yerden beslenmeye çalışıyorsun demek. Doğru ilişki kendi iç kaynaklarımızdan beslenirken biz bayağı bir arada olmayı istediğimiz ilişki. Yani kendi kendimize de yettiğimiz zaman hayatımızda istediğimiz ilişki belki en doğru olanı derim. Hani doğrunun bir de en doğrusu var diye düşünüyorum. Yani yalnızlığımızı gidermek için değil. Biz aslında tek başına olmayı seven biriyizdir de. Ama onunla da olmak isteriz ya. O vakit o evet doğru ilişki. Ya da elbette ki ilişki esnemeleri barındıracak mutlak bir biçimde. Ama ilişkiyi kaybetmemek yüzüre aldığımız pozisyonlar yoktur ya. Kimliğimizi kaybetmeyiz. Ve fakat esneriz. O da doğru ilişki misal. Kaygıyı az push eden ilişki. Mesela doğru ilişkiye koyacaklarımdan bir tanesi bu. Çünkü aslında ilişkilerin birbirimize en çok yaptığımız, bu sadece kadınların ya da sadece adamların maruz kaldığı ve yaptığı bir durum değil. Ortaklık bu. Psikolojik olarak birbirimizi bir şekilde önce hafif yoruyoruz, sonra baskılıyoruz, sonra şiddet uyguluyoruz. Böyle basamakları var ilişkilerin. Dolayısıyla bunun çok az olduğu ilişki, bunun olmadığı ilişki yok. Yapanın fark etmesi gerekiyor. O fark etmediyse mağdur olanın hatırlatması gerekiyor. Bu çok nazik ve çok basit, çok ufacık kelimelerle olabilir. Kendi sınırlarımızı iyi bildiğimiz ve bu sınırları aktardığımız ilişki, doğru ilişki. Bedensel heves hissettiğimiz ilişki ve heves hissedildiğimiz ilişki, doğru ilişki. Çatışabildiğimiz ilişki, yani kırılmadığımız, çatışabildiğimiz, hakaret etmediğimiz, hakaret yemediğimiz, uzlaşamadığımız vakit, uzlaşamadığımız konusunda uzlaştığımız ilişki, doğru ilişki. Daha sayabilirim. Ben bir soruyla böleyim o zaman sizi. Benim için doğru, eşim için yanlış bir ilişki var mıdır bu? Yoktur. İlişki tarifinizde ortaklık olması gerek. Yani siz birbirinizden çok ayrı dünya görüşlerinde olabilirsiniz. Hayat felsefelerinizle ilgili birbirinden çok ayrı alanlarınız olabilir. Başka siyasi görüşleriniz olabilir. Fakat ilişki tarifi de önemli oranda bir ortaklık gerekiyor. Peki bu ortaklık sağlandığında yanlış bir ilişki doğru bir ilişkiye döner mi? Soruyu anlamam lazım. Yani şimdi bir kere zaten ilişki tarifinizin birbirine benzer olduğunu yani varsayacağız. Misal evden çıkarken
birbirine haber veren insanlar olduğunuzu, ortak eş, dost, ahbabı önemsediğinizi, evde bir izin müessesesinin dönmediğini, mevkidaş olduğunuzu, evi, çoluğu, çocuğu olabildiğince denk paylaştığınız ama terazide ölçmediğiniz, değil mi yani? Hı hı. Değil mi? İlişki kontratı bu. İlişki ama önce yanlış mıydı? Evet, yani sizin mesela dediğiniz kaygılanmamak aslında ilişkide doğru bir ilişkinin bir maddelerinden biriydi. Bu maddelerin olmadığı, ilk başta yanlış ilerlenen bir ilişki. Yol alırlarsa elbette. Burada yani kişisel olarak da yol almaları gerekiyor. Yani şimdi insanların birbiriyle ilgili kaygı duydukları, güvende hissetmedikleri, onu kaybetmemek için aslında farkına bile varmadan kimliğiyle ilgili böyle geri geri bastığını ve daha sonra bunu fark ettiğini ve yol aldığını elbette. Mesela şu çok fazladır. Kandırıldım diye düşünen insanlar olur evlendikten sonra. Ben şunu duydum bir seansta. Dolandırıldım. Nasıl yani dedim. Dolandırıldım. Çünkü 55 kiloydu şimdi 85 kilo. Yani belki doğru ilişki bunu da içeriyor. Yani hayatın muhtelif dönüşümler barındırabildiğini. Bunları kabullenmek. Bunların kabullenilmesinin önemli olduğunu. Nezaketi, bunların hepsinin altını çizmem lazım. Doğru ilişki bozulur mu diye bir soru sorabiliriz. Hı-hı. Bozulabilir. Yani altını tekrar çiziyorum. Bizim yani insan o kadar güvenilir bir canlı değil. Ve ihtiyaçları ve öncelikleri bambaşka yerlere doğru gidebilir. Sıklıkla o kadınlık ve erkeklik, duygusu olarak da bedensel olarak da kadın ve erkek hissetmekle ilgili yerden gol yenebiliyor. Yani uzun uzun bakıldığı vakit. Bu dolayısıyla daha bedensel alan, romantik ve bedensel alandan bahsediyorum. Buraları çok iyi koruyabilen, nezaketle koruyabilen çiftler hakikaten o ilişkide çok şık, çok hoş gidebiliyorlar. Yani benim bunu çokça seyretmişliğim var. Fakat doğruyu eğrileştiren sıklıkla aslında o sokaktaki tarifle cebimizde hissetmek, hani bir ilişkinin bitme ihtimalini bir türlü bilmemek, aslında o şahane boğaz manzarasını her gün seyreden birinin onu görmez hale gelmesi, yani bayağı sistematik olarak duyarsızlaşmak halidir. Buralarda deneyimi ve böyle uyanıklığı yüksek olan biri çok itina eder diye düşünüyorum. Çünkü kurması daha kolay, koruması daha zor denklemler bunlar. Doğru ilişki sonradan edinilebilir dediniz. Ama bu denklemlerin uyuşmadığını ve umudumuzu ne zaman kesmeliyiz? Şimdi şöyle dedim. Yani kötü bir ilişkiye başladık diyelim biz. İçinde kıskançlık var. Kişisel tarihimizden getirdiğimiz garip grup adetlerimiz var. İşte gittiğin yerin fotoğrafını atlıyoruz, değil mi? Öyle şeyler var. Görüntülü arıyoruz. Yani eğer güvende hissetmiyorsan güvenilmeyenle zaten ilişki yaşanmaz. Ama duygumuz da çok. Eyvahlar olsun. Dolayısıyla o denklemin içinden çıkamıyoruz bir türlü. Biri bize böyle diyor. Biz de o denklemin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Bu ilişkinin başlangıç seremonisi. Yani daha bir ilişki yazılmaya başlamış. Defterin henüz yeni sayfalarından bahsediyorum. Eğer buralarda hem biz hem karşımızdaki bu ilişki defterini yazar iken yol alabilir ise, yani biz ona dersek ki bak sevgili, ben güvenilir biriyim. Senin güvenmekle ilgili bir sıkıntın var. Anladım. Güvenmek yalnız 3 tane şeyi ister. Bir, güvenilir birini bulman gerekir. Ben güvenilirim. 2, senin güvenmeyi bilmen gerekir. 3, de bizim karşı karşıya bir araya gelmemiz gerekiyor. O yüzden sen kendi derdini bu konuda lütfen çöz. Ya da benden ne istersin bununla ilgili? Bunu bana söyle. Bu senin, sizin eğer sınırlarınızı aşmıyorsa, yani her gittiğin yerin fotoğrafını at ise eğer bana bu, çok sıkıntılı bir zeminde ilerliyorsunuz demektir. Bu bir dönüşüm değil. Bu çatışmasızlık ve uyum. Benim doğru ilişkiden anladığım, insanların birbiriyle sınırlarını, nezaketlerini korudukları, güvende hissettikleri, birbirlerini aldatmadıkları, ki altını çiziyorum, gönül
daima kayabilir. Eğer kayarsa bunu bilecek ilk kişinin, gönlünüzün kaydığı kişiden önce partneriniz olduğu bilgisidir verilecek söz. Bunun doğru ilişki tarifinden, alt basamağından anladığım budur benim. Birini hiç ayrılmayacağımız sözü veremeyiz. O da bize veremez. Bilmediğimiz bir alan. Ama buradaki nezaketimiz ve onu aldatmayacağımız sözü verebiliriz. Peki nezaketsiz ya da her şey mükemmel ama ilişkide saygı yok. Bu doğru ilişkinin çok dışında mıdır? İlişkide saygı yoksa her şey mükemmel olamaz. Her şey zaten çok fena olur. Yani o hani benim saygıdan anladığım şey karşıdakinin senin uzantın olmadığını, başka bir insan olduğunu, duyguları, düşünceleri, istekleri, istemezlikleri, saplantıları, takıntıları, hayatı, hayalleri, geçmişi olduğu ve bunları bunu kabul etmekle mükellefsin. Müzakereye açıktır ilişkide her şey. Müzakere uzlaşmayla ya da uzlaşmamayla da sonuçlanabilir. Ama saygısızlık kabul edilemez. Peki her iki tarafın da birbirlerini geliştirmesi gereklilik midir bir doğru ilişkide? Evet, şu sebeple de Ceren. Şimdi aslında yani ilişkide, hayatta dönüşüyorsun ya. Yani şimdi benim 25 yaşımla 35'im aynı değil. 35'imle 55'im katiyen aynı değil. Ve bunların hepsinde ben dönüşürken eğer benim ilişkim ve benim hayatımdaki insan da dönüşmüyor ise zaten yolda birbirini kaybediyorsun. Yani bir vaktin doğrusu başka bir vaktin doğrusuna evrilmiyor. Yani dolayısıyla aslında dönüştüremeyebilirsin bu arada. Farklı şekilde evrilebilirsin. Yolda birbirini kaybedebilirsin. Ama birbirin o dönüşümde eğer sen temas halindeysen ve senin bağların devam ediyorsa birlikte de dönüşebilirsin. Yani birlikte dönüşmüyorsan zaten bir yerde yolda birbirini kaybedeceksin. Aslında beraber ilerlemek, saygı çerçevesinde olmak ve paylaşımı... Olamayabilir. Yani olması için temasını, hayatını, duygunu, düşünceni, hayalini masaya koyarsın. Bunlar başka yerlere de evrilebilirler. Yani ayrılmak bir dram, felaket, ölüm değil. Yani ayrılmak doğru bir ilişkinin sonlanması. Doğru biten doğru ilişkide olur o zaman. Evet. Yani zaten bir ilişkinin bitişi hani ne kötü ne yanlış olduğunu gösteriyor. Ömrünün bittiğini gösteriyor. Biz sıklıkla ilişkinin nasıl bittiği üzerinden okuyoruz. Yani iyi bitirme becerisi, deneyimi ve kültürüne de sahip olmadığımız için bitiş kötü. Yani zihnimizdeki hikaye bu. Aslında bir ilişkinin bu şekil yaşanması, yaşanabilmesi doğru şekil bitebilmesini de temin eder. Yani bitti. Bayağı helalleşmek ve vedalaşmak. Doğru ilişki doğru biter. Doğru kelimesi buraya çok yakışmıyor. Ne diyelim bilmem, düzgün, iyi, manalı. Sağlıklı ilişki de olabilir. Hadi bence öyle diyelim, sağlıklı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sen de sağ olsun.